Sen kalk. Yedi yıldır oturuyorum. Ev sahibiniz neden çıkartıyor sizi? Ev sahibim neden çıkartıyor? Burayı 15 bin liraya vermek için çıkartıyor. Bir de eşime sözleşmenin arasına tahliye kağıdı imzalattığı için çıkıyoruz. Haberimiz yokken tahliye kağıdını imzalattı bize. Ev sahibinin annesine mi bakıyordunuz? Evet. Kaç yıldır bakıyordunuz? 4 senedir bakıyorum. 4 yıldır ev sahibimin annesine bakmaktan, işten çıktığım için evden atıyorlar beni. 4 yıldır ben annesine bakıyorum. Annesine bakmaktan vazgeçtiğim için beni evden çıkartıyorlar. Kim çıkartıyor? Ev sahibi mi? Ev sahibi çıkartıyor. Huzuru şahane. Nasıl peki? Evrak mı imzalattı? Evet. Sözleşmenin arasına koydu. Evrak imzalattılar. 15 bin liraya vereceklerini duydum. Ama şu anda yani bilmiyorum verdiler mi vermediler mi. Ama 15 bin liraya vereceğim dedi. Peki siz kaç liraya oturuyordunuz? Biz buraya 2 bin liraya oturuyorduk. Daha ben bir şey demek istemiyorum. Bu Ramazan'da beni bu hale koyduğu için Allah'ım namusun. Daha hiçbir şey demek istemiyorum. Hı? Eşim İstanbul'da çalışıyor. Mecburen siz taşıyorsunuz. Mecburen aynen ben taşıyorum. Telefonlarınıza baktı mı peki? Yani siz nasıl haberiniz oldu? Telefonumuza bakmadı. Direkt bize avukatla kağıt gönderdi. İcra yoluyla kağıt gönderdi. Tahliye kağıdı. Şu an arıyorsunuz bakmıyor musunuz? Arıyoruz bakmıyorlar. Hiç ilgilenmiyorlar. Kimseyle muhatap olamıyoruz şu anda. Evet 7 yıldır oturuyorum. Annesine, ev sahibinin annesine mi bakıyordu? Ne zamandır bakıyordu? Evet 4 yıldır bak. 3 mü 4 yıldır bakıyorum. Tabii ki şahidiz yani baktığına. Baktı, kirasını, şeyi, alışverişini falan da yaptı yani. Marketine gidip alışverişini yapıyordu, evine bakıyordu. Hastanesine ilgilendi yani, her şeyine ilgileniyordu yani. Sadece bir evde bakmadı. Şimdi hakkını da inkar etmemek lazım yani. Ev sahibinin annesine bakıyor muydu? Bakıyordu, bakıyordu. 4 senedir bakıyordu. Temizliğini, yemeğini yapıyordu, her şeyi yapıyordu. Akşamlar gelip eve kendisini koyuyordu yani, oradan geliyordu, onu da yediyordu. Kendisini de yapıyordu.